Bu konuda bir tüzük değişikliği yaptı hükümet ve bu konudaki düşüncelerini de somutlaştırmış oldu. Bir de yarın bazı dairelerin açılması söz konusu. Bu iki nokta üzerinde durmak istiyorum. Tabii ki elektronik iletişim veya bu uzaktan iletişim işte hayatımızın bir parçası olmaya doğru ilerliyor. Bu akşam biz de Ferda Hanım'la tabii karşılıklı bu yorumları yapacağız. Her akşam hafta içi 5 gün. Ama benim Skype kullanmaktaki yeteneksizliğim veya henüz hazır olmamam yüzünden bu programımız biraz aksadı. Dolayısıyla ben size yine de hitap etmek istedim, seslenmek istedim. Çünkü hepimiz bu yabancılaşmayı deneyerek atlatacağız diye düşünüyorum. Tabii gençler daha yakın bu konuya ama bizim gibi yaşlanmışlar da artık buna alışmak durumunda kalacaklar. Evet, hükümet özel sektör çalışanlarına Nisan ayı için yani Mayıs ayında ödenecek şekilde 1500 TL'lik bir maaş desteği vermeyi kararlaştırdı. Ve bu büyük tartışmalara neden oldu. Şunu söylemek gerekiyor. Hükümetin ortaya koyduğu farklılıklar, açık kapalı işletme farklılıkları, bazı işletmeleri bu kapsamın dışında tutması, yani bu kapsamı daraltmak için hükümet elinden geleni yaptı. Ve bu da tabii büyük eleştirilere neden oldu. Önce prensip olarak şunu söylemek gerekiyor. Bu maaş desteği yöntemi oldukça doğru bir yöntemdir. Zaten dünyanın başka ülkeleri de, devletleri de bu konuda açıklamalar yaptılar. Onlar da bu benzer yöntemi kullanıyorlar. Örneğin İngiliz hükümeti çalışanların maaşlarının %80'ini ödemeyi dörütte etti ve bununla bir üst sınır koydu. 2500 isterlini geçmemek koşuluyla, yani 10 bin isterlin ayda alana 8 bin isterlin vermeyecek ama işte 3 bin isterlin alana örneğin 2500 isterlin kadar verecek veya 2500 isterlin alana 1600 isterlin verecek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunu şundan dolayı yapıyor. Yani Maliye Bakanı'nın açıklamasında da gerekçe de var. Böylece işletmeleri bu maaş yükünden kurtarmış oluyor bir anlamda. İşletmeler çok düşük performansından veya kapalı olarak yollarına devam edebiliyorlar. Kendilerini korumaya alabiliyorlar. Bu maaş yükü üzerlerinden kalktığı zaman. Aynı zamanda bu çalışanlar kendilerini ve ailelerini bu gelirle koruyabiliyorlar, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Aynı zamanda ekonominin çarkları bu parayla dönüyor. Çünkü bu insanların ihtiyaçlarının karşılanması demek. En azından ekonominin düşük tempoda da olsa çarklarının dönmesi demek. Yani bakın bir yere yapılan bu enjeksiyon, yani çalışanların maaşlarına yapılan bu enjeksiyon hem virüs salgınına karşı mücadelede hem virüs salgınından sonra ekonomiyi yeniden sürükleyecek olan işletmeleri ayakta tutmaya hem de insanları en önemlisi belki de bu insanları ayakta tutmaya yarayabiliyor. Yani tek bir enjeksiyon bu metot çok iyi bir metot. Dolayısıyla KKTC hükümetinin bunu kullanacak olmasını peşinen olumlu bir gelişme olarak görmek lazım. Ama belki kaynak yetersizliğinden dolayı hükümetin bu kapsamı bu kadar daraltması tabii en başta adaletsizliklere neden oluyor. İkincisi bu işlevini, bu aracın bu işlevini büyük ölçüde kaybetmesine neden oluyor. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Yani burada
ister kapalı olsun, ister açık olsun, belli bir miktarda oranda değilse bile, İngiltere'de bu oranla yapılıyor. Bizde daha fazla miktar üzerinde duruluyor. Belli bir miktarda maaş desteğinin özel sektörde çalışıp da kayıtlı çalışan bütün çalışanlara verilmesi ancak bu işlevi yerine getirebilirdi. Bunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle kapalı oldukları halde, hadi açık kapalı ayrımını kısmen de olsa anlayabiliriz. Tabii biliyoruz ki açık olan pek çok işletmenin cirosu yarının altına düşmüştür. Ve bu işletmeleri birçok yükümlülükten, ücret başta olmak üzere sorumlu tutmak çok doğru değildir. Ama yine de bir yere kadar bu anlaşılabilir. Ama kapalı olan işletmelerin arasında bu tür işletmelerin gücü vardı, onlar kendi ödesin gibi aslında işletmenin ne olduğunu bilmeyen yaklaşımlar çok yaralayıcı oldu. Hem çalışanlar bakımından hem de o işletmelerin sahipleri bakımından. Bilmiyorum, hükümet bu konuda bir düzeltme yapabilecek mi? Çünkü anladığım kadarıyla burada ciddi bir kaynak sorunu var. Şimdi bu kaynak sorununa belki daha genişle değinmek gerekiyor ama bu virüs salgını KKTC'nin mali kaynaklarını ne kadar hovardaca yıllar içerisinde, 10 yıllar içerisinde tükettiğini de bize göstermektedir. Bugün buna başka bir gün yine özel olarak değinmek gerekiyor ama bugün üzerinde en fazla durulan şey iç borçlanmaya gitmesidir hükümetin. Yani sanki bankalar, para sahipleri, mevduat sahipleri hükümete kredi vermek için çırpınıyor ve hükümet bu parayı almayı reddederek bize yardımcı olmaktan kaçınıyor. Böyle bir şey de yok. Mutlaka bankalarımız sürekli açıklama yapıyorlar. Mali durum likit açısından oldukça iyidir. Ama bu kaynakların hovardaca harcanabileceği anlamına gitmiyor. Bu krizin ekonomik boyutlarının ne olacağı hiç belli değildir. Yani bunu sadece biz söylemiyoruz. Dünyanın önde gelen devlet yöneticileri, Merkez Bankası yöneticileri, mesela ben bir raporda okudum. Alan Greenspan, yani Amerikan Merkez Bankası'nın, Fed'in efsanevi başkanlarından birisidir. O da diyor ki bu virüs korkusu geçmeden ekonomik hayat yeniden canlanmayacaktı. Tamam, ne zaman geçecek? Nasıl geçecek? Bilim insanları diyor ki bu mutasyona uğrar mı uğramaz mı belli değil. Aşının işte en iyimser tahminle Eylül deniyor, sonra deniliyor. Çok farklı görüşler var. Dolayısıyla kaynakları çok ihtiyatlı kullanmak burada esastır diye düşünüyorum. Bu bağlamda da hükümete de anlayışla yaklaşmak gerekiyor ama hükümetin de ihtiyatlılığı elden bırakmadan aynı zamanda adil çalışması, doğru işler yapması da esastır diye düşünüyorum. Bu ihtiyatlılığın gerekli olduğu alanlardan birisi bu yeniden açılma meselesidir. Yarın bazı daireler hizmet vermeye başlayacak. Bazıları zaten online hizmet verecekmiş, araç kayıt dairesi gibi. Bu tabii bazı dairelerin, bazı işletmelerin, mesela ihracata çalışan işletmelerin çalışması kararı da alındı. Çalışmasını anlayışla karşılamak gerekiyor. Her ne kadar da doktorlarımız bu konuda bizden daha titizdirler. Ama işte bir yandan da görüyoruz ki kaynak sıkıntısı var vesaire. Ama en azından bu çalışmalar yapılırken sağlık kurallarına, yani salgının gerektirdiği yeni kurallara titizlikle uyulması gerekiyor. Yani bu belki
İşte işlemleri sırayla yapmak, işte bu sosyal mesafe denilen şeye beklerken uymak, mutlaka maske kullanmak, eldiven kullanmak, o eldivenleri tabii usulüne uygun olarak çıkarıp atmak, yoksa bir işe yaramıyor. Veya eğer eldiven kullanmıyorsak mutlaka ellerimizi sıkça dezenfekte etmek, dışarıdaysak dezenfektanla veya eve dönmüşsek sabunla yıkayarak, işte 7 saniyeden az olmamak şartıyla gibi kurallara ısrarla uyarak yavaş yavaş bu virüste bu virüsü tam manasıyla yok etmeden de bu yaşam tarzımızı değiştirerek, birlikte bulunduğumuz alanlarda özellikle hareket tarzımızı değiştirerek ekonomik hayata, sosyal hayata da böyle adım atmamız gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Bu bağlamda tabii hemen kınıyoruz hükümeti. İşte bu daireleri açtı çünkü paraya ihtiyacı var. Evet. Yani bu yalın bir gerçek. İşte biraz önce maaş desteği konusunda konuşurken yine aynı şeyi söyledik. Bir kaynak sorunu var. Dolayısıyla paranın bir yerde dönmesi gerekiyor. Hükümetin veya devletin bundan belli paylar alması gerekiyor. Bunları yeniden yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanması gerekiyor. Yani bu dönüşü sağlamak gerekiyor. Tabii zaten açık iş yerleri var. Onlarda hemen bir ekonomik faaliyet devam ediyor ama çok dikkatli olursak bunu zaten belki de birkaç hafta sonra başka iş yerlerini de açmak, başka devlet dairelerini de açmak ihtiyacı doğacak. Bunun şimdiden yavaş yavaş deneyimlenmesinde bence bir sakınca yok. Onu da paylaşmak olmak istiyorum. Evet, her akşam Kanal T ekranında günün yorumuyla birlikte olacağız. Peki birkaç gün acemilik çekeceğiz. Süreyi konuşma temposunu tutturmakta, işte bağlantı sağlamakta. Bu konuda hoşgörünüze sığınıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.